3 aydır kayıp olan Sevgi K için stüdyoya gelen eşi ve kızı, Sevgi Hanım'ın şoför Muammer tarafından kaçırıldığını iddia etti. Eşiyle hiçbir sıkıntısı olmadığını belirten ve "biz farklı koltuklarda bile oturmazdık, o beni bırakıp gitmez" diyen Davut Bey, eşinin bulunmasını istediğini ifade etti. Bunun yanı sıra Davut ve Sevgi çiftinin 5 çocuğu ve 4 torunu olduğu ortaya çıktı. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Sevgi K'nın 4 Kasım 2020 tarihinde "pazara gidiyorum" diyerek evden çıktığını söylendi. Daha sonrasında eve geri gelmeyen Sevgi K'nın kızı Nurten Hanım, "eğer isteyerek gitmiş olsaydı annem babamın kıyafetlerini ütülemez ve eve alışveriş yapmazdı. Zorla kaçırılmış annem. Yoksa kendi kararıyla gidecek bir insan değildir" sözlerini dile getirdi. Davut Bey ve Sevgi Hanım'ın fındık toplayıcılığı yaparak para kazandığını söyleyen Dış Ses, Davut Bey'in eşi Sevgi Hanım'ı fındık tarlasına götürüp getirmesi için tuttuğu şoförden şüphelendiğini dile getirdi. Konu hakkında açıklama yapan Davut Bey, "şoför Muammer'den şüpheleniyorum. Eşimle daha önce hiç tanışmıyorlardı. 20 gün çalıştı ve o süre zarfında eşimi kandırmış" ifadelerine yer verdi. 49 yaşındaki eşinin kendi rızasıyla değil kaçırılarak zorla götürüldüğünü söyleyen Davut Bey, "evde bir koku hissettim ve şüphelendim. Evi temizlerken temizlikçiler buldu. Aşık etmek için yastığına muska koymuş. Koltuğuna yağ ve kül dökmüşler. Koltuk tamamen küflenmişti. Ben de ondan şüphelendim. Yanıma şoför diye aldığım şahıs benim eşimi kaçırdı" sözlerini dile getirdi. Sevgi Hanım'ın kaçırdığı iddia edilen Muammer Bey'in kayınbiraderi Sezer Bey canlı yayına bağlanarak, "Muammer de Sevgi Hanım'ın kaybolduğu günden bu yana ortada yok. Bir iz bulamadık. Muammer'in 2 oğlu bir kızı var. Davut Bey'in karısı kayıpsa benim de eniştem kayıp" sözlerini dile getirdi. Muammer Bey'in eşi de canlı yayına bağlanarak Muammer ve Sevgi'nin beraber kaçtığını iddia etti. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.